aynı seyirciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tamer Bey, biz Kayboğlu'dan bahsetmiştik. Orada ne görebiliyoruz? Evet, birçok şey görüyoruz. Bir kere insanlar Kayboğlu gibi Rab'den uzaklaşabilir. Evet. Rab'den yollarını ayırabilir. Ama ne olursa olsun burada görüyoruz ki Rab gerçekten o Kayboğlu benzetmesini nasıl baba seviyorsa, evet, kabul ediyorsa, Rab da bizi sevmeye devam ediyor. Belki de biz onun yollarından yürümeyebiliriz. Evet. Ama Rab bizi seviyor. Belki de biz günah işleyebiliyoruz ama Rab bizi seviyor. Hayır, yanlış anlaşılmasın. Rab günahı, işlediğimiz günahları sevmiyor. Evet, nefret ediyor. Hatta nefret ediyor. Aynen. Ama bizi seviyor. Evet. Günahtan nefret ediyor ama bizi sevmeye devam ediyor. Neden? Evet. Çünkü Rab merhametlidir. Yüce Allah'ımız merhamet dolu bir yaratıcıdır. O bizi tövbeye çağırıyor. Evet. Tekrar ona dönmemizi istiyor. Kaybolan oğul ne yaptı? Gitti, bir kere başka bir yere gitti. Aynen. Babanın evinden ayrıldı. Yani biz de, insan da Rabbin evinden ayrılıp, onun yasalarından ayrılıp, evet, başka yerlere, başka yasalara göre yaşamaya seçmiş olabiliriz. Evet. Ama Rab diyor ki tövbe et, bana geri dön. Aynen. Neden? Çünkü biliyor ki bizim için oradaki yaşam sağlıklı değil, iyi, evet, değil. Hem fiziki olarak hem ruhsal olarak. Evet. Ve eninde sonunda yaptığımız her işinin cevabını vereceğiz. Aynen. Onun bedelini ödemeye hazır mısın? Evet. Diyor Rab. Tabii ki bedelini ödemek, günahın bedeli nedir? Ölüm. Ölüm. Aynen. Tabii ölmemizi istemediği için tövbe edip ona dönmemizi istiyor. Hı hı. Çok iyi dediniz ve aynı zamanda da bu baba nasıl sevgi dolu bir şekilde oğlunu karşıladığını görüyoruz. Yani bekledi, sevgi dolu. Mutlaka oğlum nerede diye düşünmüş, haykırmıştı. Tabii. Uykusuz geceleri olmuştur. Ama yine de gelince değişik tepkiler verebilirdi, değil mi? Tabii, ve ne diyor 20. ayette? Şöyle diyor. Kendisi, yani kaybolan oğul, evet, kendisi daha uzaktayken babası onu gördü, onu acıdı. Evet. Koşup boynuna sarıldı ve onu öptü. Yani ilk adımı kim atmış oluyor orada? Evet. Yüce Yaratıcımız daima bizi seviyor ve, evet, o ilk adımı atıyor. O, evet, görüyor bizim ne kadar zavallı bir durumdayız. Evet. Rab olmayınca hayatımızda biz kaybolmuşuz. Biz karanlık içinde yaşamış oluyoruz. Evet. Rab olmayınca. O zaman bizi bu durumdan gene o ilk adımı atıyor. O, evet, bizi karşılıyor. O bizi kucaklıyor. O bizi bize tövbe etmemize yardımcı oluyor. Hı hı. Çünkü bazen biz hatalarımızı anlamamıza yardımcı oluyor. Aynen, aynen. Çünkü bazen biz bu olayı nasıl çözebiliriz diye düşünüyoruz. Orada duruyoruz ve bekliyoruz. Evet. Ama Rab o adımı attıktan sonra rahatça kendi hayatımızı ona teslim edebiliriz. Ve biliyor musunuz, ondan ayrılınca artık insanın kalbi de yavaş yavaş soğuyor. Evet. Yani ruhani olarak soğuyor. Evet. Bu saniyeye dönüşüyor kalbimiz ruhani anlamda. Evet. Yani bir sürü olaylar karşımıza çıkıyor. Rab bizi uyarıyor. Evet. Bir orayı uyarı, ikinci uyarı, üçüncü uyarı. Hı-hı. Ama biz bunları bir şekilde görmemezlikten geliyoruz. Evet, maalesef. Dolayısıyla Rab bizi ancak bizim hayatımızı sarsacak şekilde olaylar olursa biz, evet, o zaman anlıyoruz. Rabbim, Rabbim lütfen yardım et diye çığlık atıyoruz. Evet, maalesef. Ama o duruma düşmemizi istemiyor Rab. Evet. Rab istiyor ki daha genç yaştayken ve orta yaştayken ve hangi yaşta olursak olsun ona dönelim. Evet. Onu arayalım. Ona hayatımızı teslim edelim. Çünkü o bizi önümüzdeki yolu düzlüğe çıkaracak. Aynen. Bize yardım edecek. Onunla olan yolculuk öyle pürüzsüz, hı hı, bir yolculuk değil. Değil. Tabii ki engeller olabilir, zorluklar olabilir. Ama Rab'le birlikte olduğu için biz bu yolculukta yalnız değiliz. Aynen. O bize o zorlukları aşmamıza yardım edecek.
Yani aslında güvenç içinde onu düşünebiliriz. Şimdi ilgimi çeken 24. ayettir. Evet. Orada yazıyor ki, çünkü benim bu oğlum ölmüştü, yaşama döndü. Kaybolmuştu, bulundu. Böylece eğlenmeye başladılar. Ne demek bu? Ölmüştü ama yaşama döndü. Herhalde sorduğunuza göre cevabı da biliyorsunuz. Aynen. Ruhani anlamda biz Rab'den uzaklaşınca bir nevi ölmüş oluyoruz. Aynen. Çünkü bizim artık onunla bağlantıyı kesmiş oluyoruz. Aynen. Rab kutsal bir Rab'dır. Kutsal bir yaratıcıdır. Onun günahla işi olmaz. Hatta günahtan biraz önce ne dediniz? Nefret ediyor. Evet. Değil mi? Nefret ediyor günahtan. Ondan dolayı biz artık ruhani olarak başka insanlar oluyoruz. Hı hı. Yani onun istediği şekilde ruhani insanlar olmuyoruz. Hı hı. O açıdan, o boyuttan baktığımızdan, o gözlüklerle olaya incelediğimiz zaman görüyoruz ki insanlar ruhani olarak, evet, mecazi olarak ölmüş oluyorlar. Ama evet, Rab diyor ki benzin için yol henüz yolun sonu gelmedi diyor. Evet. Sen tekrar ruhani olarak dirilebilirsin. Ruhali olarak yaşama dönebilirsin. Kalbin tekrar ruhani olarak atmaya başlayabilir. Ve tekrar sen o cennetteki o sevgiyi, mutluluğu, Adem ve Hava nasıl yüce yaratıcıyla birlikte oldukları zaman o mutluluğu, sevgiyi yaşıyorlarsa, biz de ona tövbe edip dönersek, biz de o cennetteki sevgiyi şu an, şimdi yaşayabiliriz. Aynen. O Rabbin günahlarımızın affetmesinden dolayı çıkan o hafiflenme, o duyguyu şimdi biz yaşayabiliriz. Şimdi biz mutlu olabiliriz. Dolayısıyla Kutsal Kitap bize böyle soyut gelecekte olan bir cennet vaat etmiyor. Evet. Kutsal Kitap diyor ki sen cenneti şimdiden yaşayabilirsin. Evet. O mutluluğu, o huzuru, o esinliği şimdiden benimle birlikte İsa Mesih'in sayesinde, onun bizim günahlarımızın affedilmesi için ölmesi sayesinde ve yaptığı arabuluculuk sayesinde biz şimdiden cennetin sevincini yaşayabiliriz. Mutluluğunu şimdi yaşayabiliriz. Evet, çok haklısınız. Ve biliyor musunuz, şimdi bu kaybolan oğula baksak, onun bakışına baksak. Yani oğul önemli bir şey diyor. Yani babası gelince diyor ki, yani ben şimdi oraya varınca, baba ben sana ve Tanrı'ya karşı günah işledim diyor. Bunu açıkça söylüyor. Ve artık ben senin oğlun olarak anılmaya layık değilim. Yani o bilinçe varmak çok önemli olacak. Aslında biz bu oğlu ya da Rabbin çocuğu olmayı layık değiliz buna. Hak etmiyoruz. Çünkü yaptığımız eylemlerden dolayı aslında Rabbe karşı mücadele ediyoruz, savaşıyoruz. Evet. Adem ve Hava gibi. Nasıl onlar, Allah onları yarattı ama aynen, günah işleyince, evet, ne yaptılar onlar? Saklandılar. Aynen. Kaybolan oğul nasıl gitti? Evet. Onlar da günah işleyince saklandılar Rab'den. Biz, evet, layık değiliz. Evet. Ve orada da ilgimi çeken Rab yine ilk adımı attı. Dedi ki neredesiniz diye. Yani evet, Adem ve Havan'ın nerede olduğunu biliyordu. Evet. Ama bu sorudan dolayı onlara bir, isterseniz ilk adımı atıp da onları yanlarına çekmeye çalışıyordu. Tabii, tabii. Ama bu oğulda görüyoruz ki nerede durduğunu, nasıl olduğunu, nereye gittiğini ve nereden geldiğini fark etmesi. Yani biz de bunu fark etmemiz gerekiyor. Bazen değişik ülkelere gidebiliriz. Yani değişik ülkelere gittiğimizde Rabbin egemenliğinde bulunmuyoruz. Evet. Yani değişik bir ülkenin, yani belki hükmedarın altında bulunuyoruz. Tabii bazı insanlar şöyle bir, ben şimdi yurt dışında epey çalıştım. Ve oradaki arkadaşlarım, yani buradan giden arkadaşlarım şöyle diyordu. Bizim başka ülkeye gidince, hı hı, oradaki yasalar, oradaki yaşam standartı, evet, yaşam biçimi çok zor olabilir. Ve biz de bazı kurallara
uymayabiliriz. Rabbin evet. verdiği bazı kurallarına uymayabiliriz. Çünkü oradaki durumu şey gibi düşünün diyor. Yani savaşta olmuş gibi düşünün. Savaşta artık ölüm kalım meselesi. Bazı şeyleri hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Bazı kuralları çiğneyebilirsiniz diye düşünüyorlar. Ama kutsal kitap bize bu konuda öyle demiyor. Nerede olursak olalım, evimizde olalım, yurt dışında olalım. Rabbin on emirini, yasasına sadık kalmamız evet. gerekiyor. Kesinlikle ve kesinlikle ona karşı çıkmak göz yani kabul edilir bir davranış değil. Evet. Rabbin yasasına karşı çıkmak, Rabbin karakterine, sevgi dolu karakterine karşı çıkmak demek. Aynen. Biz de biliyoruz ki Rab sevgi doludur. Baba ne yaptı? Kucakladı oğlunu. Evet. Bizi de Rab kucaklıyor ve diyor gelin bana diyor. Ey bütün yorgunlar, yükleri ağır olanlar. Rab bizi tövbeye çağırıyor. Gelin evet. tövbe edin. Tövbe Aynen. etmeden onun egemenliğine giremeyiz. Cennetine gidemeyiz. Tövbe edip günahlarımızdan vazgeçeceğiz. İtiraf edeceğiz ve onun yolunda yürümeyi kabul edeceğiz. Rab bizim rehberimiz olsun. Rab bizim kalbimizin birinci yeri. O onun olsun. Evet. Değil mi? Aynen. Çok doğru diyorsunuz. Ve bu hikayede gördüğümüz gibi Rab de sevgi dolu bir Rab'tır. Evet. Bizi bekleyen bir Rab'tır. Ve bizi bu yola gitmemizi isteyen bir Rab'tır. Evet. Eğer uzaklaşsak bile o bizi bekliyor. Evet. İğnelemiyor, eleştirmiyor. Tövbe et, gel diyor. Sevgiyle, Aynen. o acı sözleri sevgiyle söylüyor. Gel evladım diyor, gel oğlum diyor. Aynen. Çok teşekkürler. Sayın seyirciler, bu program da burada sona eriyor. Eğer sorularınız varsa ekrandaki e-posta adresine gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Esen kalın.